eğer çalışarak para kazanmak, adaletli çalışarak para kazanmak mümkün olsa, Abdullah abi burada envai çeşit ürünlerin anahtarlarını, bakımlarını, onarımlarını yaptığı için multimilyarder olup bu alan en az 250 metrekarelik bir alanda görev yapması lazım ama bir avuç yerde çalışıyor. Ünye'nin Orta Çarşı diye bilinen yerinde çalışıyor. Ben fazla detaylı girmeyeyim. Anlayan anlar, bu gelir adaletsizliğinin bir sonucudur diyorum. Abdullah abiyi Abdullah Aydın dedik ama biz bir de kendi ağzından dinleyelim. Abdullah Aydın kimdir abi? Kaç yıldır bu işi yapar? Abdullah Aydın rahmetli tüfekçi Sabri adıyla anılan Çakmakçı Sabri Aydın'ın en küçük oğluyum. En küçük oğlu. Annenizi de yad edelim. Annem de hepsi rahmetli oldular. Biz dört kardeş idik. Üçümüz rahmetli oldu. İbrahim, Metin, Kenan, onlar rahmetli oldular. Bir tek en küçüğümüz ben kaldım. Babadan kalmasan altı devam ettiriyorsun. Evet, aynen öyle. Bizim babadan kalma sanatımızın birçok meziyetleri var. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Olmayanları mesela nasıl söyleyeyim? Bundan 50 sene önceki birçok malzemelerin bizde parçaları bulunabiliyor. Eski sanatkar olduğunuz için. Tabii. Şimdiki yeniler daha modern. Biz onlara cevap veremiyoruz ama eskilere cevap verdiğimiz için bizi güzellikle anıyorlar. İşte en son yeni teknoloji, Ahmet Bey'in dediği gibi ona yetişemiyoruz ama elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz. Anahtar kısmının %90'ı bizim yapımızla devam ediyor. Onun kalan 10 kısmı da elektronik bölümler. Onlar biraz bizi aşıyorlar. Ama zamanla onlar da gerçekleşecek tabii. Ömrümüz olsun yeter ki. Her türlü kilidin anahtarı burada yapılıyor. Hemen hemen. Diğer yaptıklarınız burada ben bir tabela görüyorum. Her nevi dikiş makinesi, mesela, şemsiye de var sizde. Şemsiye vardı. Elinde tuttuğum isti lambada diye diyorlar. Şinanay da diyorlar. Gazlı lamba da var. Var. Hepsinin bakım onarımı var. Kameramanımız gösterecektir biz konuya girmeden. Lüks lambaları var burada. Evet. Onların hepsi neredeyse i̇şte tarih %90 oldu. Civar. Hepsinin bakımını işte %90 civarında onların bakımını yapabiliyoruz. Elimizde. Dikiş makinesi de var. Dikiş makinelerini periyodik olarak bakımını yapabiliyoruz. Yani parçası elimizde bulunan tüm evdeki malzemelerin ihtiyaçlarını burada temin edebiliyoruz. Kapınızı çalan insanlar sizden %90 boş dönmüyor. Yok. Yani ben kapıda kaldım. Çilingir arayacağım şeklinde anında gece ve gündüz onların hizmetini veriyoruz. İşte başka ne sayayım? Başka saymana gerek yok abi. Şimdi kaç yıldır? Ben 40-50 yıldır yapıyor bu işi. Ben 1946 doğumluyum. Bunu 30 senesini hiçbir şey yapmamış gibi vazgeçelim. 77 yaşındayım. 77'nin 30'unu çıktığında 44 yıl. Doğru. 45 yıldır babadan kalma işi yapıyorsun. Bu hizmeti Ünyeli arkadaşlarımıza, hemşerilerimize sunuyoruz, yapıyoruz. Tabii ki hepsi memnun mudur? Ki memnunuz ki biz ayaktayız. Kesinlikle. Yani. Peki Abla abi, envai çeşit makinelerin bakım onarımı yapılmasının yanında bir de sizi alelacele kapıyı çekip de anahtarı içeride unutanlar ya da kaybedenler geldiği zaman onların da derdine derman olursunuz. Gecenin geç saatlerinde aranıyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Hiç. Telefon başucumda durur. Gece 1'de, 2'de, 3'te, 5'te hiç fark etmez. Sabah ezeni de olsa biz hemen kalkar gider vatandaşın işini görürsünüz. İhtiyacını görürüz. Bu kapalı kapıları açmaya gittiğinizde onlarca anınız vardır da unutamadığınız bir tane anınız varsa onu paylaşalım. Şöyle söyleyeyim. Geriye hiç bakmıyorum. Hep ileriyi düşünüyorum. Harikasın. Geriye hiç bakmıyorum. Çok güzel. Şimdi geriyi düşündükçe bocalıyoruz.
bunu yapsaydım, acaba bunu yapsaydım değil. Devamlı yeni, devamlı yeni, yenileşmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimizin içinde çilingirlik çok büyük, özen isteyen, dikkat isteyen bir konu. Çok önemli. İnsanlar bazıları yanlışlıkla kullanmaya çalışıyorlar. Biz onların önüne geçmeye çalışıyoruz. Doğru dürüstse şimdiye kadar öyle arsızlık, hırsızlık gibi hadiselerde bizi emniyet olsun, emniyet teşkilatı olsun, bizi gayet iyi bilir. Bizi hiç yoklamazlar, etmezler ama biz gereğini yaparız. Kesinlikle gereğini yaparsınız. Sorduğumuz, kadar, sorduğumuz sorularla karşımızdaki insan bize ne yapmak istiyor, düşüncesi nedir? Bunların bilincine varıyoruz. Ona göre beden dilinden de anlarız. Tabii, tabii. İnsan tabii, tarafıyız. Tabii, tabii. İster istemez kötü niyetli olan insanlar hemen bizi terk edip gidiyorlar. Bundan bize fayda gelmez. Peki mesela. Abdullah abi, seni fazla yormayalım. Bu insanoğlu yaşadıkça sanat devam edecek. Tabii. Anahtar kilit yapımı devam edecek. Çilingirlik devam edecek. Sizden anahtar yaptırmak için gelen insanlardan neler bekliyorsunuz? Onlara ne önerirsiniz? Vallahi her şeyin, güzel olan her şey güzeldir. Güzellikle gelirsiniz, güzellikle güle güle de gidersiniz. Ama böyle hırçın davranıp, kaba, tabiri caizse kaba davranmak, surat asmak, bunlar bizi soğutan konular. Yani bunu yapan kendine de zarar verir. Tabii o kendine zarar verdiği gibi etrafa da zarar veriyor. Veriyor. Yani bir daha gelen müşterilerde acaba bu da mı böyle, acaba bu da mı böyle kelimesini düşünmemek için biz elimize gelen inceliği, güzelliği yapmaya çalışıyoruz. Peki Abdullah abi, babanızdan kalma bir de geyik boynuzu. Geyik boynuzu var. Kameramanımız gösterecektir. Saygıdeğer izleyenler, kaç yaşında abi bu geyik? Valla o benden iki kat daha yaşlıdır. 70. 140-150, belki daha fazla. Daha fazladır. Fazla. Bu babanızdan kalma. Babadan kalma. Kalma. Genellikle bıçak sapında mı kullanılır? Bizde Trabzon yöresinde bıçaklara sap olarak desenli olduğu için sap olarak kullanıldıklarını biliyorum. Onun haricinde başka bir şey bilmiyorum. 170 yıldır yaşıyor yani. Yaşıyor, orada. Yaşıyor. Çok isteyen oldu ama vermiyorum. Vereceğim de ne olacak şekli var. Aynen. Yani. Abdullah abi sana şey diyor, soralım. Kaç çocuğunuz var? 4 tane Allah bağışlarsa 3 erkek bir kızım var. 4 çocuğun içinde 2 tanesi öğretmen. Maşallah. Bir tanesi bir bankada görevli. Harikasın. En küçüğü de Antalya'da çalışıyor. Öyle onlar benden kurtuldular. Baba mesleği yapan yok. Yok şu an yok. Yengem ev hanımı mı? Ev hanımı, evet. Allah sağlıklı, afiyetli, uzun ömür versin. Amin. Torun torbada var mı? Allah verirse 8 tane torunum var. Maşallah. Evet. 4 çocuktan 2'şer tane torun var. Anne ve babanın. Onlar da büyüyorlar. En büyük hasleti memlekete, millete, ailesine faydalı evlatlar yetiştirmek. Tabii. Bu açıdan da Aydın ailesi olarak evlatları yetiştirdik. Hepsi iş güç sahibi oldu. Allah arzu edenlere versin diyoruz. Tabii abi. Size de sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Abi, sağ olasın. Sizden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse kalmamış. Çırak da yok. Şöyle söyleyeyim, bankada çalışan benim çocuk emekli olmak üzere. O kendisi yapıyor. Talebeliğinde yapmıştı mutlaka. Evet. Evet, saygıdeğer izleyenler, Çakmakçı Sabri'nin torunu yine emeklilikten sonra babasının yerini dolduracakmış. Evet. Kendisine de bugünden itibaren başarılar diliyoruz. Amin.